Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda TradingView Pine Script versiyon 5'te yeniliklerden yine bahsedeceğiz. Aynı zamanda input olayının nasıl değiştiğinden bahsedeceğiz. Mutlak değer, highest bars ve lowest bars'tan bahsedeceğiz. Zaten bunlardan bahsettik ama versiyon 5'te nasıl kullanılacağından bahsedeceğiz. Bir de ekstradan yeni olarak line.new metodunu göreceğiz. Bu metot ile kendimiz grafik üstüne çizgiler koyabileceğiz, çizgiler çizebileceğiz. Peki bu videonun sonunda ne oluyor? Bu videonun sonunda kendimize bu şekilde otomatik trend çizgileri çizeceğiz. Yani herhangi bir coin'i gezdiğimizde bize otomatikman bu şekilde trend çizgileri çizecek, yükseliş veya düşüş. Tabi buradaki parametreler yine size göre değişecek. Yani buradaki parametreleri değiştirdiğimizde trend çizgisi hatalı veya yanlış veya istediğiniz gibi çizilmemiş olabilir. Şimdi kaynak kodlarını açıyorum. Yavaş yavaş okuyup anlatmaya çalışacağım. Artık yine dediğim gibi yazmaya kalktığımızda videolar çok uzuyor. Ve Analytics'ten de baktığımda atlaya izleyenler de çok. Ve videoların başlarını izleyip bırakanlar da çok. O yüzden çok uzun videolar yapmak istemiyorum. Şimdi zaten biliyorsunuz artık versiyon 5'te study ile değil de indikatör ile başlıyoruz. Yine indikatörümüzün adı var ve overlay değişkeni. Zaten overlay neydi? Grafiğin üstünde mi, altında mı diye bir soru soruyor. Eşittir yanına true dersen grafiğin üstüne çiziyor senin yaptığın indikatörü, false dersen altına. Şimdi ben burada 2 adet parametre tanımlamışım. Hatta geleyim buraya yorum satırı ekleyip parametreler diyeyim. Kafam karışmasın. Enter'a bastım. Aşağı iniyorum. Mesafe diye bir değişken tanımlamışım ve bu değişkenin içerisine kullanıcıdan veri girmesini istemişim. Artık input'larda input.int, hatta şuradan bakalım. Float, color, price, source, kaynak gibi değişkenler girdirebiliyoruz. Sanırım bu versiyon 4'te de var mıydı hatırlamıyorum ama versiyon 5'te çalışırken dikkatimi çekti. Yani ben buraya artık kullanıcıdan sadece sayısal değerler girmesini isteyeceğim için ve virgülü değerler girmeyeceği için integer veri tipinde de girmesini istiyorum. Bu yüzden input.int yazıp parantez açıp kapatıyorum. Defval'i zaten biliyoruz. Kullanıcı bu indikatörü direkt eklediğinde 85 olarak tanımlı olacak. Meanwhile 20'den aşağı bunu yapamazsın. Step de şu. Hemen şunu bir kaydedip bakalım. Step de şu. Buradaki yükselt ve düşür ikonlarına tıkladığınızda kaçar kaçar düşmesi gerektiğini işaretliyorsunuz. Bakın şu an birer birer oluyor. Deneyelim. Step'i 5 yapalım, mesafedeki kaydedelim. Tıkladım. Görüyorsunuz. Bunu yükselttikçe trend çizginiz tabi ona göre şekilleniyor. Şimdi bunu tekrar eski haline getirip devam edelim. 1 dedim, kaydettim, dursun. Aynı şekilde 2 mum arası minimum mesafe. Ben neden böyle bir değişken istedim? Şimdi trend çizgisi çekerken evet bir tane dip arıyorum. Yükseliş trendinden bahsediyorum şu an. Zaten trend çizgisi ne demek biliyorsunuz. Olmadı kanalımda teknik analiz oynatma listesi başlattım ama çok fazla bir şey anlatmadım. Orayla çok ilgilenmedim ama oradan da anlayabilirsiniz. Bir adet dip seçiyorum. İkinci dibi de anlamlı bir yerden seçmeye çalışıyorum. Yani buradan trend çizgisi çektiğimde yani daha çok ne kadar noktaya değerse benim için o kadar iyi. Kalkıp yani buradaki dipten şuradaki dibe bir trend çizgisi çekemem. Bakın burası saçmalaştı. O yüzden iki dip arasına anlamlı bir sayı girmeliyim ki o iki dip arasındaki mum mesafesini oturtturabileyim. Geldim yine kodlara. Kodlara çıkmış pardon. Ben buraya default value olarak 30 dedim. Yani birinci dip ile ikinci dip arasında veya birinci tepe ile ikinci tepe arasında minimum 30 mum mesafe olsun diye bir tanımlama yaptım. Minimum 3 olarak tanımlayabiliyorsunuz bunu. Tabi 3 yapmak ne kadar da olur bilmiyorum. İsterseniz siz bunu 10 yaparsınız. Kullanıcı ondan fazla veya ondan düşük yapamaz. Step de zaten step'i anlattık. Şimdi buraya geldim. mesafe ölçümleri dedim. Bu mesafe ölçümlerinde en büyük mesafeyi diyorum. Şimdi burada hatta şöyle yapalım. Bir tane daha atalım. Düşen trend için. Buraya da yükselen trend için diyelim. Şimdi düşen trend için ben ne yapmam lazım? En yüksek iki tane noktayı ayarlamam lazım değil mi? Yani son 80, şu an burada 78 işaretli mesela. Son 78 mum içerisindeki en yüksek değer bulunsun. Daha sonra buraya 30 demişim ya. 2 mum arası minimum mesafe. 78-30 kaç yapıyor? 48. Bir de son 48 mum içerisindeki en yüksek değeri bulsun. Arasına bir çizgi çeksin demişim. Peki burada bir mantık hatası oluşuyor. Nasıl oluşuyor? Son 78 mum içerisindeki en yüksek mum, örnek veriyorum, 0.61. 0.061. Bir de aynı zamanda son 48 mum içerisindeki en yüksek mum da 0.061 olabilir. Nasıl olabilir? Şöyle. Grafiğimiz böyle geliyordur. Böyle olmuştur. Ve böyle gitmiştir. Şimdi son 78 mum yaptığımda, hatta şöyle bir de bakalım. Şurası benim son 78 mumum olsun. Hatta böyle yapalım. Şurası benim son 78 mumum olsun. Son 78 mumdaki en yüksek değer burası. Sonra bunu tabii 78. mum burası. Ama 45. mum da benim en yüksek değerim. Buraya 30 yaptığımda otomatikman ne olacak? Yine aynı değere sahip olacak benim en yüksek değerim. O yüzden buradaki mantık hatası sizi düz çizgiler çıkmasına sebebiyet verebilir. Burada siz if'lerle veya belli başlı fonksiyonlarla bu ufak sorunu da atlatabilirsiniz. Ama bu ufak sorun bizim için hiçbir şey yaratmıyor. Problem yaratmıyor. Şimdi en büyük mesafeyi hesaplarken math.abs yani absolute value diyor. Yani mutlak değeri hesaplıyorum. Neden mutlak değeri hesaplıyorum? Çünkü ta.highestbars dediğimde ve yükselişleri hesaba katıp bu en yüksek mesafeyi hesaplamam istendiğinde bana negatif bir değer döndürüyor. Highestbars neydi? Şu mesafe içerisinde en yüksek değerleri tara ve en yüksek değere olan uzaklığı bana ver. Peki şimdi en yüksek değeri biz 20 mum içerisinde arayalım. Bakın burası şöyle 20 mum oldu. Buradaki en yüksek değer burada. Kaçıncı muma denk geliyor? 16. Ama bakın eksi 16. Bana burada gelen değer eksi 16. Ben negatif değerlerle aşağıda bazı fonksiyonları çalıştıramayacağım için bunu pozitif yapmak istiyorum. Yani mutlak değerini alıyorum. O yüzden ABS içerisinde bunu çerçeveliyorum. Artık en büyük mesafe değişkeni mutlak değer içerisinde olduğu için pozitif bir değer. Şu an en büyük mesafeyi buldum. Aslında uzaktaki yani ilk noktamı buldum. Trend çizgimin başladığı ilk noktayı buldum. İkinci noktayı bulmak için ne yapmam gerekiyor? Yine buna da yakın en büyük mesafe diye bir değişken tanımladım. Aynı şekilde burada mesafe değişkenini tanımlamak için de mesafe eksi 2 mum arası minimum mesafe dedim. Ben burada 80 mum içerisindeki en büyüğü buldum. Artık ikinci en büyüğü bulmam için de 80 eksi artık 30 yaptıysan 30. 80 eksi 30 50. 50 mum içerisindeki en yükseği bulacak bana. Aynı şekilde yükseliş trendi içinde bunun tam tersi olarak high değil de low değişkenini kullandık dipleri bulmak için. Şimdi geldim artık line.new metoduna. Yine geliyorum Pine Script'e. Line.new dediğimde zaten burada seçili. Bu metodun nasıl kullanılacağını, bu fonksiyonun artık ne dersen nasıl kullanılacağını ve çıktısının nasıl olacağıyla ilgili bana bir örnek vermiş ve standart halini koymuş. Benim için önemli olan aşağıdaki argümanlar, bunun içerisinde yazdığım parametreler. Şimdi diyor ki birinci sıraya yazdığın şey x1. x1 ne? Çubuğun ilk noktasının çubuk dizine. Yani ben buraya x1'e ne yazmışım? Bar altı indeks yani geçerli çubuk endeksi. En büyük mesafe. Aslında ben buraya en büyük mesafe neydi benim? otomatikman şu mesafe kadarki yüksekleri tara ve en büyüğe olan mesafeyi bana ver dedim. En büyük mesafenin değerini, yani uzaklığını ben buraya yazmış oldum. Geçerli çubuk endeksine. Daha sonra ne diyor bana? Çizginin ilk ucunun fiyatı. Otomatikman aynı mesafede de, yani 100 mumsa benim nedir onun ismi, en yüksek değerim. 100 mum önceki de en yüksek değeri bana yazdırıyorum. Sonra bar alt tire indeks yine aynı şekilde ikinci muma olan uzaklığımın değerini ben buraya giriyorum. Ve ikinci mumun da en yüksek değerini buraya giriyorum. Artık color'ı biliyorsunuz. Color eşittir red diyerek, color.red diyerek benim düşen tren çizgim kırmızı olsun. Kalınlığı 2 olsun. Extent değişkeni var. Extent de burada. Bakın, hatta gelelim şuradan da. Extent yazdığımda extent left, extent both, her iki tarafa da uzat. Extent non uzatma, extent right diyerek sağa uzatabiliyoruz. Tabii biz grafiklerimizi sağa doğru uzatacağımız için standart extent değişkeninde extent.right yaptık. Aynı şekilde yükseleni de yukarıdakinin tam tersi olarak tanımladık. Extent.right yaptık. Bir de line.delete var. Line.delete dediğimde şimdi ben bunu neden tanımladık buraya? Grafiği ekle dedim. Bir saniye. Tekrar ekledi. Bu sefer farklı değişkenleri eklediği için farklı grafik geldi. Bakın. Yeni eklediğimi çıkartıyorum. Grafiği tekrar açıyorum. Line.delete demezsem, bakın buraya da bir yükselen trend çizmiş. Kaydete bastığımda bakın her yere artık trend çizgisi çekiyor. Bu şartları sağlayan her yere trend çizgisi çekiyor. Tabii benim grafiğim artık çok saçma bir hale bürüneceği için bundan önce çizdiğin yükselen trendi ve bundan önce çizdiğin düşüş trendini sil diyorum. Bakın onu da nasıl tanımlıyorum. Düşen yazıp köşeli parantez açıp 1 diyorum. Yani bundan bir önceki çizdiğin çizgiyi sil diyorum. Artık sabit anlamlı görsellere sahip oluyorum. Hemen yine bakalım. Mesela Bitcoin'de böyle bir şey yapmış. Örnek veriyorum. Biz şunu şuradan şuraya bir trend çizgisi çektirmeye çalışalım. Bakalım. 100 mum önceki en yükseğe bulduralım bir kere. 98'de 100 yazıyorum. Bakın buraya attı. Bir de buraya bakalım. Kaç mum var aralarında? 19 var. Bunu da 15 yapalım. Artık buradan itibaren 15 mumdan sonra burayı tarayıp en yükseği bulacak. Gördüğünüz gibi artık benim trend çizgimi buna göre çekti. Siz burada coinleri teker teker gezerek belli başlı kalıplar oluşturup, örnek veriyorum, bunu sürekli 20'ye 200'e 20 yaptığınızda mesela daha güzel sonuçlar alabilirsiniz. Yani bu tamamen şu an salladım ben 200'e 20'yi. Mesela bakın 200'e 20 Ethereum BTC'de çizmedi. 130'a 10 desem olmadı. 20 desem, pardon 30'du bizim minimumimiz. Bakın bu şekilde çiziyor. Yani burası tamamen sizin keşfettiğiniz matematiğe göre veya hesabınıza göre değişir. Her coin'e çalışan belli başlı değerler bulup otomatikman buraya yazdırabilirsiniz. Umarım anlaşılır olmuştur. Beni TradingView'den, Twitter'dan ve YouTube'dan takip edebilirsiniz. Aynı zamanda YouTube'da açıklama kısmında bağlantılar sekmesinde Binance, FTX Pro, Kucoin, Gate.io ve Huobi ile ilgili kayıt ol linkleri var. Bu referanslı linklerden kayıt olursanız da hem bana ufak da olsa bir katkınız olur, hem de yapacağınız işlemlerde komisyon indirimi alırsınız. Diğer videolarda görüşmek üzere.